Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün köpeklerimiz için tasma ve kayışlar hakkında konuşacağız. Bu tasma ve kayışlar hakkında arkadaşlar şu şekilde size bilgi vereyim. Mümkün oldukça deri tasmalar kullanın arkadaşlar. Bunlar köpeklerimizi yıpratmıyor, boyun ve elimizi de. Birçok kez görüyorum, ben de bazen kullandım. Fakat dışı bez olabilir tasmaların arkadaşlar. İç tarafı deri olmak zorunda. Neden diye sorarsanız bazen bez tasmalar boyunda yaralar, izler bırakıyor ve tüyün kıl dönme sebebine de sebep veriyor. Mümkün oldukça da bu tasma olayında da bahçede besliyorsanız bahçedeyken çıkartın, bahçenin dışına giderken takın, evdeyken çıkartın, evin dışına giderken çıkartın. Çünkü kıl dönme olayı oluyor arkadaşlar bu tasmadan dolayı. Kayışlara gelirsek de arkadaşlar, kayışlarda ben hep şunu gördüm bazı arkadaşlarımda. Ben de ilk o hataya düşmüştüm ama daha sonra ondan kurtuldum diyeyim size. Demir zincirden aldığım taşma vardı. Şöyle baktığım zaman köpek büyüdükten sonra öyle zincirli taşmaları kullanınca insanların ellerinde desenler çıkmaya ve köpek sahibinin kendine verdiği eziyet ortaya çıkıyor. Çünkü köpeğin biraz sağa sola gitmek istediği zaman, taşmayı çektiği zaman ya da köpeği yakın tutmak istediğiniz zaman arkadaşlar zincirli olan demirli tasma kayısı elinize bayağı bir işte kesmeler olsun, ezmeler olsun, zincirin desenini elinize veriyor. Bunu kullanmayın. Bir köpek sahibinin kendisine verdiği en büyük zararlardan zincirli tasma kullanması. Onun yerine deri ya da sağlam bezden yapılmış tasmalar kullanabilirsiniz. Ama ne olursa olsun kendinize bir iyilik yapın arkadaşlar. Tasma hususunda köpeğiniz çok aşırı derecede güçlü falan değilse, sürekli tabir edilen flexi tasmalar var. Makaralı 4-5 metre köpeğiniz sizden uzaklaşabiliyor. Küçük ırk ya da orta ırk besliyorsanız arkadaşlar, sakin bir köpeğiniz varsa uzun makaralı tasma kayısı dediğimiz flexi tasmaları kullanabilirsiniz. Onları gerçekten beğeniyorum. Çok da güzel. Köpeğiniz biraz baskın bir ırk. Baskın bir ırk olunca ve sorun çıkartabilecek bir yapıdaysa arkadaşlar köpeğiniz, yakın bacak hizanızda, diz kapağının hizasından ileri gitmeyecek şekilde kısa tasmalar kullanabilirsiniz, tasma kayışları. Bunların el tutma yeri arkadaşlar deri olması tercih edin. Çünkü zaman içerisinde o bez ellerinizi kesebilir, size zarar verebilir. Ayrıyeten de kirlenme ve pislenme oluyor. Çok bezlerde oluyor. Zincirden tamamen vazgeçin. İmkanınız varsa maddi açıdan bu boyunluk tasmasıyla tasma kayısınız, yani tutma yerini özel olarak deri yaptırın arkadaşlar. Çünkü en önemlisi de köpeğin boyuna taktığınız tasma da, nasıl anlatayım size onu, iyi bir marka değilse, iyi bir üretilen yerde üretilmediyse, onlar dediğim gibi arkadaşlar köpeğin boynunda bazen alerji de yapabiliyor, yara da yapabiliyor. Bunun gibi problemler oluyor. En önemlisi de arkadaşlar, köpeğinizin sürekli hep aynı taşma üzerinden kullanmayın. Neden diyeceksiniz? Çünkü köpeğiniz sürekli büyüme aşamasında, işte kilo verip kilo alma aşamasında boynunu sıktığı zaman arkadaşlar ister istemez dediğim gibi kıl dönme olayları oluyor. Bu sorunlarla karşılaşmamak için işte köpeğiniz ufaklıktan büyüyene kadar, işte bu 22 aylıktan varsayalım elinize geldi. 2 aylıktan işte 24 aylığa kadar köpeğiniz büyüyebiliyor. Bu süreçteyken her 2 ayda ya da 1,5 ayda, 3 ayda bir tasmasını kontrol edin. Sıkıyor mu, sıkmıyor mu? Çünkü bu daha sonra bunlar problem oluyor. Ne olursa da olsun arkadaşlar, tekrarlıyorum. Köpeğinizin tasmasının iç tarafı kesinlikle deri olsun. Çünkü boynuna zarar vermesin. Bazı arkadaşlar, ben de dahil olayım, kullanıyorum. Çoğunlukla işte eğitim tasması diye tabir ettiğimiz dikenli tasmalardan. Mümkün oldukça kullanmamaya çalışıyorum boynuna zarar vermemesi açısından. Onun yerine bez ve içi deri kaplı olan bir tasmamız var. Çoğunlukla onu kullanıyoruz. Siz de böyle tercih edebilirsiniz. Bu videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.